Ben o yer golları böyle tam saat 2-2.30 sırada. Saat 2-2.30 sırasında benim buramdan tuttu. Böyle. Böyle de bilemem tuttu. Ben de üstadın şöyle uzunca yattı. Yatağı uzun yattı. Elhamdülillah üstadın uyuyacak dedi ben de. Ben üstadı oldu bir sürü örttüm. Hani üstad o zaman vefat diyorum, bilmiyorum. Vefat etmiş. Uzunca örttüm, böyle üstadın ayıcına geçtim. Topa yaktım, bakıyorum üstadın yüzüne. Böyle baktım üstadın, uyudu. Üstadın kaldı. Üstü örttüm. Ben dedim, abi de sahur yemeği yiyeceğim, bekleyelim onlar gelecekler diye. Bir de Abdullah abi geldi. Ya bayram dedi, usta dedi biz uyuyakalmışız, sahur yemeği yemedik. Dedi Abdullah abi siz gelin dedim, ben sizin namaz kılacağım. Abdullah abi, üç lira, züver üçte geldiler. Ben namaz kıldım, yüzümü okuyorum, yüzümü okuyup bir yatmak istedim. Hemen üçte geldi, bayram kardeşim ustadan size geldi, züver abi geldi. Usta da uyudu ya, uyudu dedim, üşüme ya. Tekrar bak baktık hakikaten de ustanın yüzü yanıyor ateş gibi. Bir telaşlandık tabi hepimiz de. Bir daha bakıyoruz, yüzüne bakıyoruz ustanın yanıyor ateş gibi. Zübeyir abi dedi böyle bir hal olur geldi geçer dedi. O zaman Elazığ müftüsü Ömer Efendi yakında vefat da o da vaazdı. Onu çağırdı Zübeyir abi. Geldi kapıdan girince inna lillahi inna ilaihi raciun arkadaşlar tutup atmıştı. O zaman dünya başımız yıkıldı. Öyle olduk ki ne tane hiç beklemedi ustadı. Bu zaman ustadı Afyon'da en şiddetli zehirlemişlerdi ustadımızı. Şu ustadı böyle Ahmet Teyze abi, Zübeyir abi, Kehan abi üçümüz. Ahmet Teyze abi yar. Abi de hep çıkmıştı o zaman. Ağlayordu ustadım bunlar mosmorum morardı böyle. Yemyeşil oldu. Ağlarken Zübeyir Ahmet Teyze budalalar budalalar. Ustadın ömrü uzun demişti. 10 sene geçti gerçi. Ben de o zaman olsun hatırıma geldim. Ya ama teyze bey ustadın ömrü uzun demiştin dedim. Ya tabii. Şimdi ben ustadımızın yanında kapıyı kilitledim. Çamaşır değişti. Onlar da şehitleri Hulusi Abey'e, Diyarbakır'a, Emirdağ'a, Ankara, İstanbul'a tergap çekiyorlar. Tabii perişan olduk, mahvolduk yani. O anda şey geldi. Ben bazı pencereden bakıyordum, bak diyorum, otur, uyuyor diyorum. Ay uyur gibi. Otelci o geldi, mantıklı. O hemen bize vuracak gitti. O zaman İçişleri Bakanı diyor ki, artık harp de olsa ne olursa olsun çöp armasını göndereceksin. Jandarma komutanlar, jandarma birlikleri, emniyet teşkilatı, emniyet müdürü tam teşkilat geliyorlar. Otel önünde bölmeden yine ne diyor? Vefatlı, hak etme yok diyor. Hemen geri dönüyorlar, bir tane doktor geldi. Hemen doktor ben içerideydim kapıyı çaldı. Baktı. Dedi Allah Allah bu dedi vefat etmemiş dedi. Böyle. Ayna vardı dedi. Bak burada benim ayna vardı. Ayna burası ustadım ağzına koydu. Böyle. Buhar gelmesin derdi. Baktı vefat etmiş de yine bir şüpheliyim dedi. Dedi vefat etmiş ama yine şüpheliyim dedi. Dedi öğlene bastırdı. Teşekkür ederim. O zaman tabi dergi hakimi geldi. Ustadımızın nesvat teslimi hemen o geldi. 15 lira parası çıktı ustadımıza. 5 lira. O zaman 15 bin lira da yazdı yani o zaman gazetede. Artık yıkıldı dünya böyle. O kadar perişan olduk ki Urfalılar ağlayan sızılan kalabalık. O zaman Urfa'nın yine geldi. Mehmet Hatipoğlu falan geldiler. Ustad dedi de biz dedi ustadın da vasiyeti var. Ben kabirim gizli olsun. Benim kabirim gizli olsun. O zaman insanlara mana ismine göre, mana harfiyle gel, Allah ismine gelmiyor. Çoklar dünya işleri bozulmuş. Kabirler sahibi tasarruflara geliyorlar. Kurban kesiyorlar, çabuk bağlıyorlar. Nasıl dedim, mukabelesiz bir hediye aldığım zaman beni rahatsız ediyor, dokunuyorsa yarın bu niyetle gelecek de bana dokunacak. Size emir diyor, vasiyet diyor, benim kabirim gizli olsun diyor. Bu süper vatik böyle ne yapalım? Kardeşim kaderi teslim anlatıyor şimdi. Kuş uçuramazsın, ne yapacaksın? Hani de bir şey yapamayız. Onu o anda kocaman cenaze nasıl götürdün, bir sakladın, yapamayız dedi. Kaderi teslim anlatıyor. Oradan o Hatipoğlu falan geldiler, biz ustadın dedi, dergâhta. Ya Habibi Halilurrahman orada suyu çıkıyordu dedi, biz orada yıkacağız. Orada yeri hazır, orada defineceğiz dedi. Zübeyir Bey dedi ki, kardeşim,
Bir de hem de takva olsun, hem de şafi olsun, hem de ehli birisi, iyi ehlinin birisi olsun dedi, yıkan birisi dedi. O zaman Molla Hamid isminde bir zat var, Bitlisliymiş kendisi. O da itikafa gelmiş. Orada kardeşler ona gittiler. O böyle böyle anlatıyor, eyvah diyor, üstadım bu rüyada gördüm diyor, böyle dizine vuruyor. Üstadım ben, üstadım Molla Hamid ben vefat edipse beni yıka dedi. Üstadım ben itikaftayım, acaba caiz mi? Filanca kitabın filanca yerinde işte vardı, caizdir, hemen yıka diyecek, ağlama başlıyor. Geldiler, şimdi abiler hep o dergen içinde o diyor, kabir hazırlıyorlar. Öyle sonra başladı işte, yani mübalağa olmasın, öyle kalabalık, öyle kalabalık ki Hat Zübeyir Hüsnü kardeş de ben 60'ız. Böyle millet kucağında götürüyor, Abdullah bizi teskin ediyor. Diyor, çocuk musunuz ya, kendiniz geldiniz diyor, ayıptır falan diyor. Tabii kim ki de biz millet kucağına götürüyor bizi ikimiz de böyle. Şey, öyle kalabalık ki mahşeri kalabalık. Hatta böyle ya, subaylar polisi de korkuluda koyuyorlar, bir vuruyorlar halka, onlar genelde götürmek istiyor. Halktan geliyor, ya bak da falan çok kuvvetli insanlar kalabalık gelmiş. Onlar böyle, o an hani böyle gidip geliyor, böyle gidip geliyor. Dergan kapılarını kavuş gittiler, tabi ustad hizmetkarlarla beraber gitti. Odan ustadı orada yıkanırken dünyada görmedim kuş, öyle kuş geldi ki ne, böyle aldı. Hani Urfa'nın o üstü dergan etrafı böyle aldı. Kuşlar, o bancılıklar falan var malum onlarda. Onlar böyle kuş oldu ki hafif bir bulut geldi, böyle bir yağmur bir damladı. Üstadımız da o Molla Hamid abi, üstadın hizmetçilerle beraber orada yıkandı, üstadımız yıkandı. Üstadım Urfalılar dedi ki ne, üstadımızı, bizim niyetimiz Cuma'ya kadar üstadı orada kaldırmamak. İşte buradan Molla Abdülmecid abi gelir, Susra abi gelir, abi de yetişsin diye, o niyetimiz öyleydi. Dediler Urfa'da bizi götüreceğiz dediler, Urfa'da üstadı, bir şeyde Ulu Cami'de, orada dediler, hatim okuyacağız. Geri gittik, Ulu Cami'nin bir keyisine koydu. Yani Urfa, Diyarbakır, orada çok kalabalık gelip. Zübeyir abi dedi ki, kardeşim sen de ustadan ayrılma dedi. Çok perişan oldu, Hüsnü kardeş, Abdullah ona gittiler otele yatmaya. Ben dedim, Mehmet Kayalar falan geldi Diyarbakır'dan. Onları anlatayım böyle oldu, Allah razı olsun dedi. Ustad size çok memnun gitmiş falan derken, şimdi biz bekliyoruz. Öğlen sonra dedi, vali bizi çağırdı. Sizden rica edeceğim diyor. Çok izdahım var. O zaman Isparta milletvekilleri şeye, ustad istiyorlar. Isparta'ya. Urfalılar da diyor, biz diyor kellemiz yok, buna bir vermeyiz diyorlar. Bu hadise çıkacak. Öyle kalabalık kim Türkiye'den o zamanki bu suratlı vasayt da yok. Herkes dev tuttuysa arabalar. Her de böyle kulüsler arabalar başta görüyor, hareket ediyorlar. Bize de tergaf çekiyor. Ustadı bekledin geleceğiz diyor böyle. Muhtelif yerden devamlı tergaf geliyor. Radyoda söyleyince, radyo söylemiş. Burada bir vali bize çağırdı, dedi böyle böyle dedi, çok dedi, şükür durumdayız. Mecburuz defindeceğiz dedi, defindendi. Peki, ikindi namazından sonra ustalarımız Ulu Cami'de namaz kıldı. Ulu Cami'de ikindi namazından sonra hatta vali cenazenin altına kaldı böyle gider kalabalık, o kadar kalabalıktan. İkindi namazından sonra üstadımızı dergâhta defnediyor. Üstad ruhuna fatiha.